Şiddeti aslında hala, yani 2024 yılında, bu yüzyılda hala tanımlamakta zorlandığımız, hala şiddet türlerini bilmediğimiz, farkına varmadığımız bir durum olarak karşımızda. Çünkü şiddeti konuşmaktan, şiddetin varlığını bilip aslında ona çözüm üretmekten kaçınan bir iktidar var. Şiddeti tanımlamaktan kaçan bir iktidarın yönettiği bir ülkede de şiddet tanımlaması gerçekten gittikçe zorlaşıyor. Çünkü tanımlamasını yapamadığımız bir olgunun mücadelesinde de tıkanabiliyorsunuz. Biz de hani kadın dernekleri olarak, sivil toplum örgütü olarak ya da kadın mücadelesini yürüten kadınlar olarak şiddeti sonuna kadar tanımlıyoruz ve tüm şiddet türlerini açığa çıkarıp bu şiddet türlerinin her kadının aslında birebir maruz kaldığı, maruz bırakıldığı bir durumdur diyoruz. Ama iktidar bunu her zaman reddediyor. Kadın yönelik şiddetin boyutlarını gittikçe daraltıyor. Kadın yönelik şiddetin boyutlarını aile içerisinde, ahlak içerisinde daraltıyor. Tam bir yerde. Ama dediğim gibi okulda, tarlada, iş yerinde, sokakta, her yerde şiddet var. Sadece bizler şiddeti nasıl tanımlayacağımızı ve tanımladığımız şiddette nasıl baş edeceğimizi bazen bilemiyoruz. İşte biz de bunu bilmemiz için, hepimizin bilmesi için, hepimizin doğru tanımlaması için iktidarın dilini ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar aslında eril bir politika olduğunu, erkek egemen sistemlerin her zaman şiddeti farklı yönleriyle bize yansıttığını göstermek istiyoruz. Ve aslında kadın dernekleri olarak da bunun için çok güçlü bir çalışma yürüttüğümüzü düşünüyorum. Şöyle, şiddet sıradanlaşıyor, evet. Bir önceki soruda da söylediğim gibi, çünkü erkek egemen bir sistem var. Çünkü şiddetin sıradanlaşmasını istiyor. Bu sadece kadın yönelik şiddetin değil aslında. Toplumsal bir şiddetle karşı karşıyayız. Her gün nefret dilinin bu kadar kurumsallaştığı, ülkeyi yönetenlerin devamlı bir ayrıştırma, bir kutuplaştırma politikasının öznesi olduğu bir durumdayken, evet, bu ülkede şiddet sıradanlaşır. Bir kadın katledildiğinde bunun neden katledildiğini düşünüyorsak eğer, işte kocası katletmiş, acaba neden öldürmüş? Kocasını nasıl bu hale getirdi? İşte işsizdi, parası yoktu, cinnet geçirdi. Yani ölümleri, katliamları ya da bir çocuk istismarına amalar, fakatler, gerekçeler bulunmaya çalışıyor. Yani takip ettiğimiz bir davada 14 yaşından itibaren aile içerisinde bir istismar yaşanıyor. Ve savunusu şu, rızaya dayalı bir ilişkiden bahsediyor. 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Nasıl bir rızadır? Yani karşılıklı bir rızadan bahsedemeyiz. Fakat o aile içi tehdidin, toplumsal tehditlerin, yani bu toplumda şiddet gördüğünüzü, istismara maruz bırakıldığınızı söylemek, bununla baş etmek bu kadar kolay değil. O yüzden fakat savcısıyla, hakimiyle çok nadirdir gerçekten şiddetin karşısında adil davranan, cezalandırma politikalarını gerçekten adil dile getiren ve hüküm veren çok az yargı mensubu var. Biz de tam da bunun için mücadele ediyoruz. Bir davaya 7-8 avukat girecek, 7-8 kadın bakış açısına hakim, avukatlar girecek ki gerçekten bir ceza aldıralım ya da çok gündemleşecek, kadınlar sokaklara çıkacak, kadınlar her gün eylemler yapacak ki şiddet sıradanlaşmasın. Narin olayında gördük çünkü, yani 8 yaşında bir çocuk öldürülüyor ve yaklaşık 20 gün bütün deliller yok edilene kadar bir avuç köyde insanlar delilleri yok edebiliyor, çok soğukkanla hareket edebiliyor ve bir kötülük zinciri var. Yani hala kimin öldürdüğünü bilmiyoruz, kimlerin öldürdüğünü bilmiyoruz. Bir örgütlü kötülük var burada. Yani 8 yaşındaki çocuğa karşılık sıradanlaştırılan bir durum var. Aslında topyekun bütün toplumun ayağa kalkması gerekirken, çünkü narin hepimiz olabiliriz. Yani 8 yaşındaki bir çocuğa bunu yapan zihniyet, kadınla erkekle bunu yapan zihniyetin aslında tavanına inmek lazım. Yani bir kadın nasıl bu hale geldi? Nasıl erkekleşebildi bu kadar? Nasıl bir erkek gibi vahşeti kendisine yakıştırabildi? O kıyafet ona yakışmıyor. Yani bir kadına bunu biz yakıştıramıyoruz. Olmuyor. Çünkü bir kadın yaratıcıdır. Bir kadın doğaya güç verendir, yaşama güç verendir. Bir kadın bir cinayetin nasıl öznesi olabilir? Nasıl bir kötülüğü
içinde olabilir? Nasıl bu kötülüğün öznelerinden olabilir? Aslında işte sıradanlaşan şiddetle birlikte sıradanlaşan bir kötülük de var. Hatta sadece sıradanlaşan değil, tamamen kurumsallaşan bir kötülük de var. Madenci işçilerin direnişlerini görüyoruz. Ankara'ya yürüyen işçilerin direnişlerini görüyoruz. Bu direnişin karşısında, hakkını arayan insanların karşısında neden kolluk şiddeti oluyor? Bunu bir sorgulamak lazım. Bu işçiler nasıl tekmeleniyor ya da doğasına sahip çıkan, köyüne sahip çıkan kadınlara nasıl davalar açılabiliyor? Yani Ege'de gördük, bölgede Diyarbakır'da, Şırnak'ta gördük, Lice'de mesela bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadelelere karşı hakkını arayanların yanında değil de patronların yanında olan, rantçıların yanında olan, işçinin asla yanında olmayan bir sistem var. Aynı işte bizler gibi. Mesela kadınlar nasıl ki var olmak için, var olma mücadelesi verirken, bir kişi daha eksilmek istemiyoruz derken bir şiddetle karşı karşıya kalıyorsak, İstanbul Sözleşmesi'ni savunurken hakkımıza davalar açılıyorsa, işçiler de insani yaşam hakkını savunduğu için inşaat işçilerinin menülerini gösterdiler. Birkaç kez belli haber kanallarında gösterildi. Bir ekmeğin içerisinde yenmeyecek 2-3 parça bir şey var. Bunları kim evinde yiyor? Bunları hangi egemen çocuğuna yediriyor? Hangi bakan evinde bunlarla besleniyor? Hangi milletvekili bunları yiyor? Yani bunları işçiye hak gören bir sistemle karşı karşıyayız. Aynı kadınlar öldürüldüğünde namus cinayetiydi, o kadın bunu hak etti diyen, işçinin de hakkını aradığında siz haksızsınız, patron haklıdır diyen, çünkü patrondan geçiniyor, işçiden geçinmiyor. Halbuki bu dünyayı kadınlar güzelleştiriyorsa, bu dünyayı da emekçiler var ediyor. Kadın ve erkek işçiler var ediyor. Ama çocuk yaşta bir sürü iş cinayeti işleniyor. Madenciler toplu halde ölüme sürükleniyor. Her gün iş kazaları, iş cinayetleri ard arda geliyor. O yüzden aslında hem kötülüğün hem şiddetin bu kadar sıradanlaşması, bu kadar kurumsallaşması siyasi iktidar politikalarından bağımsız değil. Siyasi iktidar bazı şeyleri örtmek için, bazı hakikatlerin yansımaması için belli kaoslar yaratabiliyor. İşte 8 Mart'ı 25 Kasım'ı illegal eylemler olarak gösterebiliyor. En meşru basın açıklamalarımızı yasaklı hale getirebiliyor. İşçi grevleri en meşru hakken, sendikalı olmak en meşru hakken bunları terörize edebiliyor. Bunları medyaya, yanlış medyaya çok farklı yansıtabiliyor. Halbuki yurt dışında toplantılara katıldığında, Avrupa'ya toplantılara katıldığında çok demokratik bir ülke olduğumuz iddia ediliyor. Herkesin çok eşit ve özgür haklarda yaşadığı iddia ediliyor. Fakat Türkiye gerçeğine baktığınızda İnsanlar yoksulluktan, insanlar hakkını aramaktan gerçekten yorgun düşmüş durumda. Ama bu yorgunluğa, bu yılgınlığa rağmen her gün de sokaklardayız. Çünkü direnen bir yapı da var. Kadınlar, işçiler, Kürtler, ırkçılığa karşı, toplumsal kötülüğe karşı ittifakları güçlendiren, gerçekten ezilenlerin, kadınların yanında olan bir güç de var. Bence o güç şu an daha ağır basıyor. Çünkü gittikçe büyüyen, biat etmeyen bir durum var. Bizi ne kadar yılgınlığa sevk etseler de, bütün çalışmalarımızı durdurmaya çalışsalar da, özellikle kadınlar bir gün bile durmadı. Her zaman sokakta oldu. Hesap sormaya devam etti. Çünkü bir şey var, yani bir şeyler yolunda gitmiyor. Yolunda gitmeyen şeyleri de, bu şiddeti de durduracak olan biraz öncüsü galiba kadınlar. Mesela bir ırkçılık söz konusu olduğunda nasıl ayrışabiliyoruz? Mesela Filistin var şu an gündemde. Filistin direnişinde dahi şu an sosyalist örgütlerin kendi içinde bir tartışması var. Kadın hareketinin kendi içerisinde bir tartışması var. Yani katliamların, savaşın önüne amasız fakatsiz çıkamıyoruz. İşte Suriye'de bir savaş varsa, Irak'ta bir savaş varsa amasız fakatsiz gidemiyoruz. Yani bu sıcak savaşlar,
Türkiye'yi doğal olarak etkileyen savaşlar. Yani Orta Doğu'da olan herhangi bir şey burayı etkileyen şeyler. Mesela Mahsa Amini katledildiğinde biz bütün kadınlar birlikte olabildik. Bütün kadınlar sokağa çıkabildik. Bunu neden diğer muhalefetle yapamıyoruz? Çünkü biz sadece kadın alanında çalışma yürütüyoruz, gerisi bizi ilgilendirmiyor demiyoruz ki. Bu ülkede olan ekolojik sorun, hayvanların katledilmesi, neden birlikte olamıyoruz? Yani hayvanlar için, doğa için birlikte olamayacaksak ne için? Hadi politik şeylerde, siyasi pozisyonlarda kısmen tırnak içinde anlayabilirim. Fakat hepimizi etkileyen bazı şeyler var. Kadın cinayetleri, çocuk istismarı, hayvanların katledilmesi, doğanın katledilmesi, işçilere olan saldırılar. Bu işçiler bizim ailemiz. Benim annem, benim babam, benim kardeşim. Biz hepimiz emekçi çocuklarıyız. Yani hepimiz bir yerlerde emek veren, işçilik yapan ailelerin çocuklarıydık. Yani bunu ben kendimde özdeşleştirmiyorsam, kendimde görmüyorsam bu çok büyük bir eksikliktir. Fakat bir konfor alanı da var. Yani bu mesela sendikalar odalar için çok geçerli. Bir türlü toplumsallaşamayan bir durum var. Yani mesela biz kadın derneğiyiz. Kendimize ait bir konfor alanımız yoktur. Bir hiyerarşi yoktur. Çünkü kadın mücadelesi yürütüyoruz. Fakat bazı sendikalar, bazı odalar toplumsallıktan çok uzak. Bence bu yüzden birlikte olamıyoruz. Yani işçi sendikasıyla kendini eşitleyemiyor. Eşitleyemediğin bir yerde de mücadele edemiyorsun. Ama mesela bir kadın derneğinde, feminist mücadelede böyle bir kaygı yoktur. İlk defa tanıştığın bir kadınla feminist ilkeler doğrultusunda ilişki kurarsın çünkü. Fakat bence işçi mücadelesinde bu böyle değil. Yani benim gözlemlediğim kadarıyla arada bir uçurum var. Önce bu uçurumu aradan kaldırmak gerekiyor.